İstanbul'da yaşanan davetler, konserler ve çok özel röportajlardan oluşan haberimizi izliyoruz hep beraber. Arkalarına biri dur demeli. İstanbul gecelerinde yaşananlar... 2 tane kırığım var, geçecek. Davetler... Ben çok hani normalde tabii ki herkesin sesi banyoda harikadır, onlardanım yani. Ve çok özel röportajlar Magazin 8'de. İleride ne olacağı belli oldu, bak şaşırdım. Ünlü oyuncuların şarkı söylemek için seyirciyle buluştuğu gecede Kadıköy'deyiz. Valla böyle buluşmalar hem sanatçılar için iyi oluyor, hem seyirciler için iyi oluyor. Bir anlam ifade ediyor. Sanatın birleştirici noktası ortaya çıkıyor. Selçuk Yöntem hazırlanmak için kulise geçerken Mert Fırat sahneye çıkacak kadronun Real Madrid'in 1966 kadrosu gibi yıldızlardan oluştuğunu söyledi. Böyle işte çeşitli arkadaşlarımızı bir araya gelmek zaten çok zor bir araya gelip birbirimizi görebiliyoruz aslında. Çeşitli tiyatrolardan birçok oyuncuyla böyle bir arada olabilmek keyifli olacak. Yıldızlı küpeleriyle dikkat çeken Melis Birkan da gecede. Bizim zaten kendi tiyatromuz. Biz burada oyun oynamaya alışkınız ama bugün burada bir konserimiz var. Güzel bir konser olacak diye düşünüyorum. Melis Birkan sahneye çıkmayacak. Sevgilisi Ali Can Ulusoy'u dinlemeye gelmiş. Siz herhalde sahne almayacaksınız. Yok, ben sahne almayacağım. Ve bir nevi ev sahipliği yapıyoruz. Biraz da işte arkadaşlarımız, dostlarımız konser meraklı. Ali Bey sahne alacak. Evet, Ali Can da sahne alacak. Aşklarını saklamayan ve geçtiğimiz günlerde Magazin 8'in görüntülediği çift birbirlerine hayatın her alanında büyük destek oluyor. Çok seviyorum, hem de çok. Birazdan sevgilisi Ali Can Yücesoy sahnede olacak ama şarkıcılık performansına ilk kez şahit olacak Melis Birkan. Bilmem, göreceğiz. Tiyatroda izledim canım ama onun dışında bilmiyorum. Bu arada diziler, çekimler, tiyatrolar tatile girdiğinde yazın var mı bir tatil ya da evlilik planınız diye soruyor muhabirler. Vallahi zorluyorsun ama bence hiç gerek yok. Vallahi hiç bilmiyoruz. Şu anda daha plan yok. Evlilik var mı? Hayır, şu anda olduğu zaman haberiniz olur zaten. Melis Birkan gidiyor, sahneye çıkacak sevgilisi Ali Can Yücesoy geliyor. Selen'le bir evlilik düeti yapacağız. Evet. Bir de Deniz Üstü Köpürür söyleyeceğim bir tane. Melis Birkan şarkıcılık yönünü bilmediğini, bu sebeple eleştiremeyeceğini söylemişti. Ben çok hani normalde tabii ki herkesin sesi banyoda harikadır, onlardanım yani. Yani müzikal oyunlar haricinde öyle şarkıcılık durumum yok açıkçası. Çok meraklısı da değilim. Oyun icap ediyorsa sadece söylüyorum yani. O da acele kulise geçti. Artık sahne vakti. Gecede ilk olarak Selçuk Yöntem sahneye çıktı. Davetliler arasında gördüğümüz usta tiyatrocu Gülriz Sururi bir kaza atlatmış. Ferhan Şensoy'a onur ödülü vermek için şeye gittim, Serdar Alışık ödül gecesine. Neyse, gece çok güzel geçti ama ben davete kalmadım. Hemen döneyim dedim. Aramama telefon ettim gelsin diye. Kendimde o açılan kapılarda, cam kapılarda bir adım attım. İkinci adımı atamadan kapı geriye geldi, üstüme kapandı. Ve arada kaldım. Ondan sonra da beni oradan çıkartmaya uğraşırlarken düştüm otomatikman. Ama kalçamı kırmaktansa kolumun üstüne düşmeyi tercih ettim. 2 tane kırığım var, geçecek. Ali Can Ulusoy gecede Deniz Üstü Köpürür isimli eseri söyledi. Deniz üstü köpürür, ay canım, rinanay, rinanay, rinanay. Kayrada binsem götürür. Sahnede şarkıcılık yapmak benim işim değil, oyunculuk için gerekirse şarkı söylerim diyen Ali Can Yücesoy'un performansı çok beğenildi. Deniz üstü yelkenden. Masal gibi bir aşka mekan olan İzmir Seferihisar'da 30 yakın arkadaşlarının katıldığı düğünle evlenen Sertap Erener ve eşi Emre Kulal Nişantaşı'nda. İyiyim, siz? Afiyet olsun. Sağ olun. Saçlar herhalde renkler değişmiş. Evet. İmaj demeyelim de Yeni klip çalışması için saç rengini değiştiren Sertap Erener, klip bahane, bu renk şahane dedi. Evet, sıkılmıştım bu renkten. Klip için evet. Galata'da hayli ilginç bir sahnesini de görmüştük sosyal medya hesabından klibin. Bu arada eşi kameralara uzak kalma taraftarı. Sertap Erener konuşurken beyefendi uzaklaşıyor. Tatil sonra konserler var, onlara hazırlanacağım. Ulustayız. Muhabirler Linet'e Bulgarca söylediği şarkısını dinletiyor. Kaç dil biliyoruz? 6. Türkçe, İbranice, İngilizce, Arapça, Yunanca. Farklı yerleri seçtim demek ki ben. 5 oldu. İspanyolca. Oldu mu? 6 dil bildiğini açıklayan Linet bir iftar yemeğine katıldı. Güzel bir iftar yaptık dostlarımızla. İçeride Orhan abimi de gördüm. Biliyorsunuz geçen hafta ödülümü de onun elinden aldım. Bu yaz Linet remixleri geliyormuş. Bu sene remixler geliyor. Albüm halini büründü. Biz sadece yazın herkes dinlesin diye hazırladım ama... Aynı mekanda iftar yemeğinde olan Orhan Gencebay, Sevim Emre, Zara ve Serkan Kaya kameralar karşısında. Hayırlı uğurlu olsun Ramazanımız. Sağ olun. Güzel bir yemek yedik. Hep beraber. Ya ne güzel. Bir arada yemeğimizi yedik. Şimdi dönüyoruz. Bu yakışıklıyla beraber yedik. Zara açıklama yaparken Serkan Kaya'nın oğlu Çağan da muhabirliğe merak salıyor. Her zaman çok sevdiğimiz o Ramazan'ın birleştirici, dostlarla birlikte o manevi havayı soluduğumuz, hep beraber yemeye başladığımız, yani zengin, fakir hiç fark etmiyor. Ay benim güzelim şöyle mi tutuyorsun? İleride ne olacağı belli oldu. Bak Serkan Kaya yeni albümünde Orhan Gencebay'dan bir eser seslendirecekmiş. Müjdeyi ta arka taraftan Sevim Emre verdi. Yeni CD'mizde inşallah Orhan Baba'dan yeni bir şarkı olacak. Sürprizde Sevim ablam ilk defa burada açıklamış oldu. Yeni bir şarkı mı yoksa eski şarkılar mı? Yüzlerce var. Evet. Eskiler zaten var zaten. Röportaj bitiyor. Serkan Kaya oğlu Çağan'la eve dönecek ama minik Çağan mikrofonu bırakmıyor. Ver abi, görüşürüz. Hayırlı Ramazan. Ver onu. Ver onu. Mikrofonu ver gidelim. Al sen bunu al. Oğlum Acun abim parasını bizden alır. Minik Çağan'ın aklı hala mikrofonda ama veda vaktinde sıra.